Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey, bizim 16 sene önce reflü ameliyatı yaptığımız bir hastamızdı. Hoş geldiniz. Ameliyat öncesi hangi şikayetleriniz vardı? Hocam, önce ben göğsümde bir ağrı oldu. Yani yanma şikayetlerim vardı. Var. Fakat göğsümde de ağrı olunca ben kalpten şüphelendim. Evet. Bir kardiyologa gittim. Baktı etti, tetkiklerini yaptı. Siz mide rahatsızlığınız var dedi. Evet. Böylece mide işine yönlenmiş oldum. Evet. Mide doktoru beni işte baktı, etti, ilaçlar verdi. Sürekli ilaç kullanıyordum. İlaç kullanırken iyiydiniz, kesince kötü oluyordunuz. Şöyle hocam, ben mesela diyelim midemde yanma oldu, yediğim herhangi bir şeyden dolayı. İlaç kullanıyorum, o yanma geçiyor. Evet. Biraz sonra bir çay içsem hemen yine başlıyor. Yine başlıyor. Yani usandığım ondan, daha doğrusu uzun sürede kullandığım için. Oğlum da bu laparoskopiden söz etti. Kolay bir ameliyat olduğunu, çok iyi bir hocamız var dedi, sizin öğrenciniz olduğu için. Öğrencimiz derken doktordu o zaman. Doktordu, evet. Şimdi de kardiyolog. Şimdi de kardiyolog olarak çalışıyor. Onun öğrencisi hatta dedi ki, baba dedi, Amerika'da bu tür rahatsızlıkların hepsini endoskopiyle hallediyorlar. Çok rahat edeceksin filan. Bu vesileyle sizinle tanışmış olduk. Ameliyatı oldum. Çok şükür ondan beri mide ilacı kullanmıyorum. 2003'te yaptım. 2003. Umduğumdan çok daha kolay oldu. Sanki hiçbir şey anlamadım gibi yani. Zaten bir akşam kaldım hastanede. Ertesi gün... 16 senedir herhangi bir şikayetiniz var mı mideye yönelik? Diyorum, hiçbir ilaç kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz zaten. Kullanmıyorum. Rahatım. Rahatsınız. Yalnız ameliyattan bir süre sonra hani şöyle bir soru geldi aklıma. Acaba işte geri dönüşü yoktur bunun şeklinde bir ifadeniz olmuştur. Acaba yanlış bir şey mi yaptım diye düşündüm yani. Yani için öyle bir şey geldi içime. Sonra size kontrole gelmiştim bir yıl sonra. Evet. Durumumu iyi gördünüz. Dediniz ki işte bir daha 5 yıl sonra gelirsiniz diye. O 5 yıl da geçti. Evet. Fakat iyiydim hala. Gelmedim. Bir dahaki sene giderim. Bir dahaki sene giderim diye böyle birkaç sene de erteledim onu. Sonra da siz geldiniz İstanbul'a. Evet. Ben artık o kaydı da kaldırdım. Şimdi kız kardeşimin meselesi de. Evet, kız kardeşimize bakacağız. Genelde hastalar soruyor. Hocam bu ameliyatlar işte nüks edermiş. 5 yıl sonra tekrar yapmak gerekirmiş. İşte biz dilimizin döndüğünce sizin gibi çok eski vakalarımızın olduğunu söylüyoruz. Genel olarak tekrarlaması, nüks etmesi çok zor bunların. Ama tabii ki bazı durumlarda hastalar bunu çok ön plana çıkarabiliyor yani. Bu ameliyatlardan sonra yaşam kalitesi artıyor, ilaç içmekten kurtuluyorsunuz. Evet. En önemlisi de akciğerleriniz rahatlıyor. Bu reflü ameliyatı gerçekten uzun süre ilaç içmek zorunda kalan hastalar için bir alternatif. 16 senedir de hiç içmemeniz, bu ilaçların yan etkisinden kurtulmuş olmanız çok çok iyi bir mesaj. Evet, ben ameliyat olduğuma çok memnun oldum. Yani öyle bir geri dönüşü yok falan, ondan da bir endişem yok. Hatta mesela işte affedersiniz, kusma halinde zor olabileceği falan söylenmişti. Ben bu 16 yıl içerisinde belki işte 2 defa veya 3 defa olmuştur en fazla. Kusmanız. Evet. Onda da bir sorun olmadı. Evet. Yani öyle bir sorunum olmadı. Öyle bir korku da oluyor işte, hiç kusamayacakmışım gibi soruyorlar. İnternette o kadar çok kirli bilgi var ki insanlar şaşırıyor. Evet. Peki,